Selam, videoya hoş geldin. Bu videoda yazılım mülakatlarından ve mülakatlara hazırlık süreçlerinden bahsedeceğim. Öncelikle bu konudaki fikirlerim, yani mülakat hazırlık süreçleri ve mülakatlar hakkındaki fikirlerim kendi girdiğim mülakatlara dayanıyor. Yani 4 yıl içerisinde şu an 5. firmamdayım. Ya burası ne kadar doğru yanlış o tartışılır ama birçok mülakat deneyimim oldu. Bu konuda size aslında birazcık fikir verebilecek duruma geldim diyebilirim. Yazılım ve IT sektöründe de iş ilanları aslında durmadan artan bir duruma geldi. Çünkü hem pandemiyle beraber dijitalleşmenin artması hem de zaten gün geçtikçe durmadan teknolojinin ilerlemesiyle beraber İş ilanları da o sayıda artıyor. Yani sizin de karşınıza illaki hem LinkedIn'den birçok ilan gelmiştir. Mesajlar alıyoruz LinkedIn'den. İşte şu fırsat var, değerlendirir misiniz? Böyle bir iş teklifimiz var, değerlendirir misiniz gibisinden. Bu tarz şeyleri aslında bu tarz fırsatları bazen kaçırmamak adına mülakatlara biraz hazırlıklı olmak gerçekten sizin yararınıza olacaktır. Şimdi mülakatlardan bahsedelim. Mülakatlar genelde 3-4 adımdan oluşuyor. Bazen biraz eksik veya fazla olabilir. İlk olarak aslında sizin CV'nize ve başvuru yaptığınız veya gelen mesaj üzerinden değerlendirdiğiniz bir görüşme oluyor. Çok kısa, sadece bir planlama üzerine. Sonrasında ise ilk planlanan görüşme aslında insan kaynakları mülakatı gibi oluyor genelde. Yani sizin işte hedeflerinizden, aslında vizyonunuzu anlamak adına, işte neler yapmak istiyorsunuz, kendinizi geliştirmek istiyor musunuz? Bunları birazcık şirketle uyumluluğunuzu ölçmek adına insan kaynaklarıyla bir mülakat yapıyorsunuz. Aslında onlar da size kendini anlatıyor. Yani karşıdaki firmada neler yaptığından, ne gibi işlerden ve hedeflerin neler olduğundan sizlere bahsediyor ki mülakat sadece tek taraflı bir süreç değildir. Yani sizin de o firmayı seviyor olmanız gerekiyor ki siz bir firmada sizi alsın. Ben kendimi firmaya kabul ettirmeliyim kafasında olmayın. Siz de firma hakkında sorular sorun, firmayı araştırın gibi bir süreç oluyor. Şimdi insan kaynakları mülakatından sonraki aşamada genelde eğer sizin CV'niz değerli görülürse bir proje gönderme oluyor. Yani o başvurduğunuz alanla alakalı bir proje yapmanız isteniyor. Bazen belirli siteler üzerinden, HackerRank'tir, LeetCode'tur vesaire o tarz siteler üzerinden, bazen de direkt mail üzerinden gönderilen bir proje ile ilerleniyor. Eğer projenizi yaptıktan sonra verilen süre içerisinde eğer hala değerli görülürseniz, yani projeyi yeteri kadar yapabildiyseniz, bu durumda ise teknik bir mülakat oluyor genelde. İşte alınacağınız ekipten insanlar olabilir, farklı ekiplerden insanlar olabilir, 2-3 kişi veya daha fazla. Onlarla yaptığınız aslında projenin üzerinden geçtiğiniz veya projeden tamamen bağımsız sorular aldığınız, işte o ilanla alakalı, frontend ise işte arayüzle alakalı vesaire. Bu aşamayı da geçerseniz eğer bazı durumlarda referans görüşmeleri oluyor. Yani sizden önceki çalıştığınız yerlerden iletebileceğiniz referanslar istenebiliyor. Bu durumda da eğer referanslarınız da okey olursa referans görüşmesi genelde olmaya da biliyor. Yani o %50-50 bir durum aslında. Bunun sonucunda da teklif alıyorsunuz. Aslında genel olarak mülakat süreci bu şekilde. İlk adım olarak aslında insan kaynakları mülakatından bahsettim. İnsan kaynakları mülakatında söylediğim gibi siz firmayı tanımaya çalışıyorsunuz. Firma da sizi tanımaya çalışıyor. Bu yüzden kendinizi her zaman doğru aktarmaktan çekinmeyin. Yani burada biraz kemküm etmek yerine aslında kendinizi buna hazırlamanız gerekiyor. Benim kendi hazırlık sürecimden size bahsedeyim. Bir tane Google Docs üzerinde aslında kendimi anlattığım, yani aslında insan kaynakları karşımdaymış gibi kendimi anlatır gibi bir doküman yazıyorum. Evet, başta çok uzun oluyor. Siz de bunu böyle yapabilirsiniz. İşte ben Okan Davut, buralardan mezun oldum. Şu iş yerlerinde bu projelerle uğraştım. İşte kişisel olarak bunlarla uğraşıyorum. Zamanımı bunlarla değerlendiriyorum gibi bir metin hazırlıyorum. Bu ilk başta çok uzun olacak. Sonrasında bunun üzerinden okudukça aslında siz kırpa kırpa, yani yine çok kırpmayın bu arada. Yani kastettiğim şey burada kırpmaktan sözlü daha iyi anlatılabilecek şekle çevirmek aslında. Burada kendinizi uzun uzun anlatabilirsiniz. Yani tabii ki de çok çok uzun değil ama bu yaptığınız projelerden, iş yerlerinde yaptığınız işlerden, yaptığınız o açık kaynak işler varsa bunlardan bahsetmekten asla çekinmeyin. Bunlar şirket tarafında çok değerli. Bu yüzden bunları uzun uzun anlatın aslında. Karşı tarafı, yani bu mülakata girmeden önce firmayı da tanımaya çalışın. Öncelikle firma hangi alanlarda çalışıyor, neler yapıyor? Bunları da bir önceden araştırın. Siz de birkaç soru hazırlayın eğer merak ettiğiniz şeyler olursa. Yani firmanın yaptığı iş alanıyla alakalı, sizin gireceğiniz ekibin yaptığı işlerle alakalı. İnsan kaynakları düzeyinde, yani onlara iş teknik anlamda sorular sorun demiyorum. Biraz da şirketi tanımak adına sorular siz de sorun. Çünkü nasıl sizi tanımaya çalışırken sorular soruluyorsa siz de aslında aynı şekilde firmayı tanımaya çalışın. Dediğim gibi bu tek taraflı bir süreç değil. O yüzden karşılıklı birbirinizi tanımanız ve uyumlu olmanız gerekiyor. Çünkü işe girmek büyük ve uzun bir süreç. Bu süreçte eğer bu tarz tanıma işlemlerini atlarsak, yani sadece kendimi oraya atayım gibi düşünürsek ileride mutsuz olabiliriz ve bu iş değiştirmenize de sebep olabilir.
Bahsettiğim gibi bu dokümanı hazırladıktan sonra, yani kendinizi tanıtan bir doküman hazırladınız. Bunu zaten 5-10 kere okuduktan sonra, yani mülakata girmeden önce artık böyle ezbere söyler hale geliyorsunuz. Yani işte ben Okan Davut, yazılım mühendisinden mezun oldum. 9 Eylül'de master yapıyorum. Şu iş yerlerinde çalıştım. Bu tarz işlerle uğraştım, bu alanlarda çalıştım gibi gibi. Bunu artık ezbere okur hale geliyorsunuz. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken şey, bu hazırlık bittiyse eğer, yani insan kaynakları hazırlığında, insan kaynakları mülakatını zaten genelde geçersiniz. Çünkü buradaki küçük trikler var. Güzel kendinizi anlatabilirseniz, güzel aktarabilirseniz karşı taraf zaten bu pozisyona uygun olduğunuzu düşünecektir genelde. Bu aşamadan sonra size proje gelecek. Gelen proje üzerinde aslında artık teknik bilginizi konuşturmanız gerekiyor biraz da. Olabildiğince en iyi şekilde yapmaya çalışın. Süreye kesinlikle aksatmamaya çalışın. Bu kısım gerçekten önemli. Çünkü sizi sadece iyi konuştuğunuz veya hevesli olduğunuz için almayacaklar. Teknik bilginiz de karşı firma açısından çok çok önemli bir kriter. Nasıl sizin için onların verdiği maaş kriteri önemliyse, onlar için de teknik kısım en önemli şey. Bunu unutmayarak projeyi yapın. Yani en kaliteli şekilde, işte test gerekiyorsa testlerini yazarak, kodu kaliteli yazmak gerekiyorsa kaliteli yazarak gibi verilen süreler içerisinde en güzel şekilde yapmaya çalışın. Bunu yaptığınızı varsayıyorum. Burada çünkü çok konuşulacak bir şey yok aslında. Birazcık proje olduğu için aslında tamamen değişen bir durum. Yani veri tabanı uzmanıyla frontend developer arasındaki projeler çok farklı olduğu için bu konuda çok yorum yapamıyorum. Bir sonraki aşamaya geçtiğinizi düşünelim. Yani projeyi yaptınız ve beğenildi. Bu aşamada artık teknik mülakat oluyor. Teknik mülakattan kastımız nedir? Sizin kendi çalışacağınız firmaya girerseniz eğer, çalışacağınız ekiplerden insanlar olabilir veya farklı insanlar olabilir ama teknik ekipten insanlarla aslında mülakat yapıyorsunuz. Artık teknik tarafa ait soruları da sorabilirsiniz. Yani bu tarafta işte atıyorum programlama dilleri, kullanılan teknolojiler, projelerin yapıları gibi sorulara da geçebilirsiniz. Bu yüzden eğer teknik mülakata geçerseniz bu tarz sorularınızı da önceden hazırlayın. Projenize çalışın, yaptığınız projeyi zaten çok iyi biliyorsunuz ama yine de üzerinden bir geçin. Yapılabilecek iyileştirmeleri düşünün. Atıyorum ki süre içerisinde testleri yazamadınız veya yazdığınız eksik. Bunların eksik olan kısımlarını belirlemeye çalışın. Çünkü mülakatlarda genelde projelerde atıyorum bir kısmını daha iyi yapabilirdiniz. Bunu nasıl daha iyi yaparsınız gibi sorular geliyor. O yüzden yaptığınız projeyi yalayıp yutmanız gerekiyor ve üzerinden her şeyi çok iyi anlatabilir. Hatta eksik yönlerini bulup gösterebilir seviyede olmanız gerekiyor. Proje dışında şimdi karşılıklı dediğim gibi mülakat da oluyor. Sadece proje ilerlemiyor. Bazen projeyi hiç dahil etmeyip sadece mülakat şeklinde de olabiliyor. Burada da size aslında başvurduğunuz ilanın teknik yeterlilikleriyle alakalı sorular sorulacak. Belki o alanın detay soruları da olabilir. Genel sorular da olabilir. O yüzden başvurduğunuz ilanla alakalı teknik görüşmede birazcık bilginiz olmanız ve yine önden birazcık hazırlık yapmanız gerekiyor. Ne kadar bir şeyleri biliyor gibi düşünülse de çoğunlukla Google kullanarak işler yapıyoruz. Yani bir şeyleri araştırarak ilerliyoruz. O yüzden mülakat esnasında direkt soru sorulduğunda cevap veremeyebilirsiniz. Bu sizin teknik yeterlilik açısından az olduğunuzu göstermez. O yüzden buna önceden hazırlanmanız ve burada ego yapmamanız çok önemli. Yani ben bunu biliyorum zaten anlatırım demek yerine aslında nasıl sorulabileceğini, bu sorunun ne şekilde sorulduğunu internet üzerinde araştırmanız gerekiyor. Şimdi karşılıklı soru soruluyor dedim. Şimdi size teknik sorular soruldu, cevap verdiniz. Burada sizden de aslında soru istendiği bir bölüme geçiliyor. Yani sizin teknik ekiple veya projeyle alakalı sorularınız var mı gibi size soru soruyorlar. Bu durumda da aslında sizin önceden hazırladığınız sorular çok önemli. Yani mimari açıdan, proje açısından, teknik kullanılan teknolojiler açısından merak ettiğiniz şeyleri önceden sormak için hazırlayın. Bu çok önemli ve kritik bir konu. Örnek vereyim, ben frontend ilanı için henüz 3 ay önce girdim OSF Digital'e. Buraya girerken işte kullanılan frontend mimarisini sormuştum. Hangi framework, ne şekilde kullanılıyor, işte React kullanıyorlardır, Redux mı kullanıyorlar, işte Context API mi kullanıyorlar gibisinden aslında detaylı soruları sordum. Siz de bu açıdan hazırlanmanız ve sorular sormanız ileride şok yaşamamanız açısından yani proje içerisinde sizin açınızdan iyi olacaktır. Şimdi bu teknik aşamayı da geçtiğinizi düşünelim. Artık aslında firma tarafında da sizin tarafınızda da bir şeyler %70, 80 belki 90 seviyelerinde olumlu hale gelmiş oluyor. Yani karşılıklı anlaşmışsınız, projeyi yaptınız, teknik yeterliliği karşılıyorsunuz. Artık her şey neredeyse olur seviyede. Dediğim gibi burada bazı durumlarda referans görüşmeleri oluyor. Zaten referanslarınız vardır. Üniversite hocanızdan tutun da sonraki çalıştığınız herhangi bir firma varsa oradaki daha deneyimli leadleriniz olabilir, senior insanlar olabilir. Bunlardan referanslar gönderebiliyorsunuz. Zaten onları arayıp soruyorlar sizin hakkınızda sorular.
Bu durumda artık referans görüşmesi olduğunu veya olmadığını varsayalım. Artık teklif alıyorsunuz firmadan. Yani sizin maaş beklentiniz üzerinden aslında teklif gelmiş oluyor. Bu durumda da artık ilerleyip ilerlemeyeceğinize karar vermiş oluyorsunuz. Genel anlamda yazılım mülakatları bu şekilde oluyor. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.